Bak bu son salgını da bir bahane bilerek aslında birkaç tane de bir mikrobiyolog olarak birkaç tane vurguda yapmak isterim. Öncelikle bu tip salgınlar doğal salgınlar. Sanki dünyada ilk kez oluyormuş gibi davranıyoruz. Halbuki biz insanlar milyonlarca yıldır gripler geçiriyoruz, nezleler geçiriyoruz, bir kısmımız hayatını kaybediyor. Ama sürekli bu evrim süreci devam ediyor. Bakın çok ilginç. Burada sadece 100 insanın öldüğü bir salgından bahsediyoruz ve dünyada inanılmaz bir kaos, inanılmaz bir korku salındı. Halbuki ben size şunu söyleyeyim. Gripten her yıl 50 bin veya 100 bin insan ölüyor. Bakın şu an gripten ölme ihtimaliniz, koronavirüstan ölme ihtimalinizden 300 kat daha fazla. Ama kimse onu takmıyor. Halbuki az önce söylediğim bütün şeyler aslında influenza virüsü. Influenza A için de geçerli. Mesela bakın her yıl 150 bin tane Afrikalı Entamoeba histolytica dediğimiz bir parazitten ölüyor. Her yıl en az 150-200 bin Afrikalı Giardia dediğimiz bir parazitin yaptığı malabsorpsiyon tablosuyla en az 150 bin çocuk hayatını kaybediyor. Şu an dünyada her yıl yaklaşık 300 bin insan sıtmadan hayatını kaybediyor. Bakın 300 bin diyorum, 150 bin diyorum. Yani aslında bu dediğimiz vakalar inanılmaz ve dünyada milyonlarca insan sigara içerek hayatını kaybediyor. Yani 100 kişilik salgınlara verdiğimiz önemi aslında onlara vermiyoruz. Aslında burada ciddi anlamda bir korku pompalaması da var gibi görünüyor bu salgınlarda. Özellikle bu salgını bahane bilerek bir şeyi de vurgulamak istiyorum. Son yıllarda dünyada bir korku fenomeni ortaya çıktı ve insanlar korkularla güdülenerek yönetilmeye başlandı. Mesela bunu biz son 20 yıldır görüyoruz. Önce kuş gribinde inanılmaz bir medyatik haber salgını. Daha sonra domuz gribi, ondan sonra SARS geldi, ondan sonra MERS geldi. Bakın bu dediğim 4 salgında ölen insan sayısı 10 bin bile değil. Yani halbuki az önce dedim ya 50 bin kişi normal influenza'dan zaten hayatını kaybediyor. Ve işte her gün göktaşı düşecek algısı, küresel ısınmadan hepimiz yok olacağız algısı. Ve ben son yıllarda insanların büyük güçler tarafından özellikle korkuyla yönetildiğini ve korkuyla güdülendiğine inanıyorum. O yüzden bence bu tip salgınların doğal olduğunu, daha soğukkanlı olmak gerektiğini ve bildiğimiz eskiden beri yaptığımız genel önlemleri alarak bunu hayata devam edebileceğimize inanıyorum. O yüzden bütün solunum yolu virüsler için tek basit tavsiyemiz şu. Elinizi sık sık yıkıyorsanız, çok riskli bir grupsanız, o günlerde pek dışarıya çıkmıyorsanız yeterli. Ama bence korku salgınından kurtulmak için de gereksiz sosyal medyalara takılmamak, biraz daha az televizyon seyretmek aslında size korku bulaşını da önleyecektir diyorum. Hepinize sağlıklı, solunum yolu virüslerinden uzak, bol el yıkamalı günler diliyorum. Ama unutmayın bir önemli tavsiyem de vardı. Korku bulaşı bence solunum yolu virüslerinden daha önemli bir bulaş diyorum. İyi günler dilerim.